LGS'ye son 157 gün gittikçe zaman daralıyor ama hala çok değerli bir süreye sahibiz. Bu 157 günde gerçekten neler neler yapılabilir ki? Çok basit bir örnek vermek için hemen söylüyorum. Her zaman verdiğim örnek. Günde 100 soru çözerseniz 15.700 soru çözmüş olursunuz ki bu da onlarca kaynak demektir arkadaşlar. Çünkü yeni nesil sorulardan dolayı artık ortalama bir kaynaktan 500 soru oluyor. 15.700 soruyu bitirdiğinizde baya bir kaynak çözmüş olursunuz ve LGS'nin altın üstüne getirirsiniz. Süper başarı elde edersiniz. Dolayısıyla vazgeçmiyoruz. Süremizin, zamanımızın değerini biliyoruz ve hemen geri sayımıza başlıyoruz. Haftanın sözünde Pablo Picasso bir ressam diyor ki hayal edebildiğiniz her şey gerçektir. Şu anda bazı arkadaşlar ya ben nasıl kazanacağım Anadolu Lisesi'ni, Fen Lisesi'ni, Anadolu İmati Lisesi'ni, Sosyal Bilimler Lisesi'ni diye olabilir. Ya hayaldir diyebilir. Ama arkadaşlar eğer hayal edebiliyorsanız demek ki orayı kazanabilirsiniz demektir. Çalışırsanız, gayret gösterirseniz, testler çözerseniz, vazgeçmezseniz kazanabilirsiniz demektir. Ama hayal edemiyorsanız bile yani imkansız ya böyle bir şey olmaz diyorsanız o zaman zaten kazanamayacaksınız. Çünkü siz inanmıyorsunuz. Dolayısıyla size çok güzel sağlık akıl, fikir, el, kol, ayak, göz vermiş olan Allah size hayal ettiğiniz okulda çok rahat kazanmanız için eğer gayret gösterirseniz bunun da karşılığını verir. Dolayısıyla yeter ki çalışın. Yeter ki gayret gösterin. Ama hocam imkansız. Hayır. Lütfen çalışın. İmkansız diye bir şey yoktur arkadaşlar. Çalışırsanız başarırsınız. Haftanın sorusuna baktığımızda Spartan Skies diyor ki 312 beğeni almış. Günde kaç soru paragraf çözmeliyim? Arkadaşlar biliyorsunuz ki 50 tane sözel sorusunun 20 tanesi Türkçe ve geçen sene bunların çoğu e, anlam bilgisi yani hiç dil bilgisi, yazım kuralları falan çıkmadı. Ve dolayısıyla geçen sene 14 tane çıktı. Ama dil bilgisinin çıktığı senelerde en az ama en az 10 tane paragraf sorusu çıkıyor arkadaşlar. Ama bu anlatım biçimlerini, düşünce gelişim olanlarını düşünürsek en az 15 paragraf sorusu çıktığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla günde en az 15 tane paragraf sorusu çözmek sizin için süper bir başarı getirir arkadaşlar. Okul kursuna kaldığım için eve saat 6 gibi geliyorum ve çok yorgun oluyorum. Bu yüzden günlük çözmem gereken soru sayısına yetiştiremiyorum. Ne yapmalıyım? Şimdi okul kursunda zaten çalışıyorsun Sparkly. İsmi Sparkly, soy ismi Skies galiba. Dolayısıyla okul kursunda çalıştıklarında senin kazanmanı sağlayacak. Bir kere bu senin morali bozmasın. Ama hedefi yüksek bir öğrenci olduğun için, gayretli bir öğrenci olduğun için... ...okuldan altı gibi geldikten sonra da çalışmak istediğin için birazcık Soru sayırım azalıyor diyorsun. Harika bir şey. Bu senin kazancını gösteriyor. Öncelikle şunu yapabilirsin. Okul kursundan geldikten sonra bir dinlenme sağlayabilirsin. Yani bir yarım saatlik, 45 dakikalık bir uyku molası ya da uyumasan bile gözlerini kapatıp dinlenme molası. Böyle bir e, işte bir şeyler okuma molası verebilirsin. Ardından da o gün kursta görmediğin derslerle ba bağlantılı veya gördüğün derslerle bağlantılı hedefine yakın soru çözebilirsin. Ama hedefine tam ulaşamazsan da moralini bozma. Çünkü sen okulda çalıştın okul kursunda da kaldın. Ardından da bir de bir şeyler daha çözersen, bir adım daha üzerine gidersen artık kazanmaya yakınsın demektir. Ama şu soruyu sorman bile senin kazancını gösterir Sparkly. Tebrik ediyorum. Test çözerken neler dikkat etmeliyim? Test çözerken şuna dikkat etmelisin arkadaşlar. Mutlaka yaptığınız, yaptığınız yanlışların, yanlışların çözümünü izleyin arkadaşlar. Yanlışların üstüne gidin. Yani ben bazı öğrenciler görüyorum. Testi çözüyor. E ee? Cevaplarını bile kontrol etmiyor. Ne yapıyorsun sen? Hocam şu soru çözdüm. Daha bir de ben kon kim kontrol edecek onu? Ben mi kontrol edeceğim? Sen kontrol edeceksin. Bakın, bir öğrenci 100 100 soru çözdü, bir öğrenci 10 soru çözdü. Bu 100 sorunun cevaplarını kontrol etmesi esasen çöp. Sıfır çözdü. Bu öğrenci 10 soru çözdü. Bir öğrenci 10 soru çözdü, diğer öğrenci ise 5 soru çözdü. Bu öğrenci 10 soruda cevaplarını kontrol etti ve 3 tane yanlış olduğunu gördü ve yanlışların çözümünü öğrenmedi. Bu öğrenci ise 5 soru çözdü. 2 tane yanlış yaptı ve bu iki yanlışın çözümünü öğrendiyse en karlı olan bu öğrenci. Niye? Çünkü yanlış yaptı olabilir. Sonra yanlışının çözümünü öğrendi. Yanlışının üstüne gitti. Dolayısıyla test çözdükten sonra bilhassa yanlışların üzerine gitmeniz lazım. Ha genel olarak test tekniği açısından soruyorsan Sparti, mutlaka mutlaka iki seçenek arasında kaldığında ilk geleni aklına işaretle. Dört seçenek arasında kaldıysan boş bırak çünkü konuyu bilmiyorsundur. Önce soru kökünü oku sonra sorudaki üstteki bilgilere bak. Ve soru benden ne istiyor bana ne vermiş demelisin bunu da unutma. Test çözmekten bıktım da ne yapmalıyım? E tabii ki çok basit bir cevap var. Dinlenmelisin. Çünkü dinlenmek de çalışmaya dahil arkadaşlar. Zaten sen bu ikinci soruyu soruyorsan fazla dinlenmezsin. Hemen geri geri tekrar dersin başına otursun. Çünkü bak okul kursundan sonra, okul kursundan sonra o okul kursuna gittim ben yatacağım ya demeyip sonra da yetiştiremediğim sorular oluyor diye bize soru atıyorsan sen zaten müthişsin, başarılısın ve inşallah sen ve şu anda bizi izleyen birçok arkadaş aynı şekilde çalışıp hayallerine kavuşacak. Dolayısıyla test çözmekten bıktıysan sen o gün iyi çözmüşsündür. Dinlenmelisin. Dinlenmek de çalışmaya dahil çünkü iyi dinlenirsen öbür soruları daha iyi anlarsın. Hala testlerde çok yanlış çıkıyor, Bunu nasıl düzeltirim? Bu yanlış yaptığın derse bağlı. İngilizce'de yanlışın çok çıkıyorsa kelime eksiğin vardır. Kelimeleri ezberle kartlara yazarak etrafında gezdirerek. Fende çok yanlışın çıkıyorsa mutlaka mutlaka konu eksiğin vardır. Konuları bir daha üzerinden geç. İnkılapta yanlışın çıkıyorsa mutlaka mutlaka soru çözümlerini izle ve aynı zamanda genel bir özetleri oku. Türkçe'de yanlışın çıkıyorsa dikkat eksiğini olabilir. Çünkü Türkçe'de genellikle anlam bilgisi soruları çok fazla çıkıyor. Dil bilgisini yapabileceğini düşünüyorum. Orada yine bol bol kitap okuyarak ve bol bol parar sorusu çözerek Türkçe yanlışlarını azaltırsın. Matematikte yanlışın çıkıyorsa bu herkesin çok büyük bir derdi. Matematikte herkes zaten yanlışlar yapıyor. Eksikleri var. Anlayamıyor. Bir daha çözüyor. Bir daha çözüyor. Bir daha çözüyor. Bir soruya beş dakika veriyor. Orada da sabretmen gerekiyor Sparkly. Niye? Çünkü sabır acıdır ama meyvesi tatlıdır. Yani birçok arkadaşın Türkçe'yi halledecekler. Feni halledecekler. E, ee, inkılabı dini İngilizce halledecekler. Ama matematiğe gelince vazgeçtikleri için aman matematiği yapamıyorum diye vazgeçtikleri için belki de senin gerinde kalacaklar. Ama sen matematik yapabildiğin kadarını yapabilirsen beş yapıyorsan yediye çıkarırsan. Yediye sekize, sekize ona, ona on ikiye, on ikiye on dörde, on dörde on altıya. Belki de on altıya yirmiye çıkarırsan hiç fark etmez. Hedefin ne olursa olsun hayallerine kavuşacaksın. Hala pardon, ders çalışasın gelmiyor. Çalışmaya başladığında da uykum geliyor. Ne yapmalıyım? E dinlenmelisin. Yani ders çalışasın gelmiyorsa öncelikle bir hedef belirlemelisin kendine. Odanın karşısına bu hedefi asmalısın. Bu istediğin bir okul olabilir, kazanmak istediğin bir okul olabilir, yapmak istediğin bir meslek olabilir. Çünkü neden biliyor musunuz arkadaşlar? Mesela diyelim ki çok iyi bir mühendis olmak istiyorsunuz. Bir araba tasarımcısı olmak istiyorsunuz. Veya bir yazılımcı olmak istiyorsunuz. Veya bir müzisyen olmak istiyorsunuz. Ya da fark etmez çok çok iyi bir e, başarılı bir insan, şair, edebiyatçı, öğretmen, doktor, hakim, savcı, mühendis hiç fark etmez. Ne olursa olun bir kere okumanız gerekiyor. Okuduğunuz zaman başarılı olabiliyorsunuz. Ama hocam ben işte sporcu olacağım okumanın ne alakası var? Hayır okuyan bir sporcu ...mesleğiyle alakalı da kendini geliştiriyor. Yani spor akademisine gireceği zaman ya da ya ...düşünün dünyadaki birçok veya Türkiye'deki birçok basketbolcu iyi bir üniversite mezunu oluyor. Buna dikkat etmenizi isterim. Dolayısıyla arkadaşlar okumaktan kaçmayın. Okumak çok güzel bir şey. Okul zaten dinimizin de ilk emri. Dolayısıyla ders çalışasınız gelmiyorsa hedefinizi, hayalinizi karşınıza asın. Ben basketbolcu olmak istiyorum. Yine okumam lazım. İyi bir liseye girmem lazım ki o lisenin basketbol takımında oynayayım. Ben mühendis olmak istiyorum. O zaman yine okumam lazım. Ben Kabataş Erkek Lisesi'ni istiyorum. Ben İskenderun Fen Lisesi'ni istiyorum. Ben Ankara Fen Lisesi'ni istiyorum. Hiç fark etmez. Okuduğum şehir olur. Kütahya Fen Lisesi'ni istiyorum. Hiç fark etmez. Bunu duvarına asacaksın ve o defa hatırlayıp yorulmaya başladığında diyeceksin ki yorulmak yok. Gayret bir şekilde çalışman. Erbaa Merkez Anadolu Sesi Tokat. Tokat'ta bir Anadolu Sesi. 18 yüzdelik dilimi. Çalışan birçok arkadaşımızın girebileceği bir dilim. Altı tane tıp fakültesi kazanmış. Yani buradan mezun olanlar doktor olacak. Bu ülkenin sağlığı için, insanların sağlığı için hem kendilerini hem de başkalarını mutlu edecekler. Dört tane hukuk. Avukat, hakim, savcı olacaklar. Eczacılık fakültesi, diş hekimliği, mühendislik, öğretmenlik, hava subayı psikoloji gördüğünüz gibi ne kadar başarılı olmuşlar. Sizler de bu ve buna benzer liselerden çok güzel yerlere geleceksiniz arkadaşlar. O yüzden lütfen gayret gösterin. Haftanın kaynağına baktığımızda 8. sınıf Türkçe Eko Taktikli Soru Bankası. Biliyorsunuz ki arkadaşlar taktikli soru bankalarımız bizim birazcık hani diğer kitaplarımıza göre ücreti yüksekti ve bu kağıt fiyatları işte ee, kitap fiyatları artıştan sonra biz de dedik ki öğrencilerimiz için en önemli şey sorular. Soruları aynı olacak şekliyle biz hem fende hem inkılapta hem işte İngilizce'de hem dinde hem matematikte hem de Türkçe'de sizlere taktikli set hazırladık ve bu setin içerisinde de taktikli soru bankları koyduk. Bunlar son derece mükemmel kitaplar. Neden? Bir kere daha ucuz. Yani daha az bir fiyatla sizlere sunuluyor. Çünkü eko kitap. Ekonomik. Niye daha ekonomik hocam? E çünkü daha az kağıt harcanıyor. Yani hem çevreye daha az zarar veriyoruz hem de daha uygun bir şekilde sizlere ulaşmış oluyor. Sorular aynı. Dijital sorulara da ulaşabiliyorsunuz. Soru çözmene de ulaşabiliyorsunuz. TAS'la kendinizi kontrol edebiliyorsunuz. Bu soruları çözdükten sonra da hayallerinizdeki liseler sizleri bekliyor arkadaşlar. Ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz. Süremiz hala var. Şimdi bile başlasak çok büyük liseleri kazanabiliriz arkadaşlar. Hadi bakalım.